Mazhar Fuat Özkan da Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün sahibi oldular. 50. yılında grup. Yaşam Boyu Onur Ödülü mü, Başarı Ödülü mü? Başarı, çok pardon. Başarı. Kartuşum bitiyor. Vallahi süpersin Ali abicim. Uydurmuştum orayı ama düzelttik. Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün sahibi oldu MF. Mazhar Alanson bir cümle söyledi. Ben aktarayım mı, sen mi söylemek istersin bunu abi? Dedi ki, yeni bir albüm yapacaklarmış, onu müjdesini verdi. Fuat Güner de aa dedi, konuşuyorduk ama net değildi, benim de haberim olmuş dedi. Benim gibi MF hayranları, yeni bir albüm geliyor, bunun haberini vermiş olalım. Ama şu cümlesi Ali Eyüboğlu'nun radarına takıldı. Biz de özellikle bunu fokusluyoruz. Bugüne kadar aldığım ödülleri kaybettim ama bunu hayatım boyunca saklayacağım dedi Mazhar Alanson. Dedi. Bu söz bana o kadar tanıdık geldi ki, çünkü Mazhar Alanson Cumhurbaşkanlığı'nın ödül töreninde, Cumhurbaşkanlığı'nın Kültür Sanat Büyük Ödülleri töreni. Evet, töreninde Mazhar Fuat Özkan üçlüsüne de büyük ödül verildi. O ödül töreninde yaptığı konuşmada ne dedi? Çok samimi konuşacağım. Evet. Mazhar Alanson diyor. Bunca yıldır çok ödül aldık, maalesef saklayamadım. Taşınmalar oldu, şu bu oldu. Hemen hemen evde hiç ödül görünmüyor bende. Ama bu ödülü ömrümün sonuna kadar saklayacağım. Şimdi yani insanoğlunun hafızası şaşır beşer ama. Hayır, bu da Aralık'ta bir de yani, evet, yakın bir tarih. Evet. Bu senenin ödülü bu da. Evet. Bu söz o kadar aklımla yer etmemişti. Ertuğrul Özkök bunun üzerine ayıp ettin diye bir yazı yazdı. Hmm. Yani bugüne kadar sana altını kelebek ödülleri verdik. O jüride ben de vardım. Yani o ödülleri bu kadar küçümsemeni, en azından başka ödüller de verdi, bu kadar küçümsemeni yadırgadım diye. O yazı üzerine başkaları aldı, yorumları yaptı. Dolayısıyla bu söz çok alenileşti. Şimdi aynı şarkıyı gelip Power Türk'ün ödül töreninde de söylersen yani olmaz. Ama tutarlı değil mi Ali abiciğim? Bir de şuradan bakalım. Mazhar Alanson bütün ödülleri kaybetmiş. Tamam. Bir tane ödül aldı. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü. Evet. Bunu sakladı. Evet. Bir gitti bütün ödüller. Bir tane daha aldı Power Türk ki, ödülü. Onu da saklayacak. O zaman deseydi ki, oldu iki tane ödül. Aralık ayında Cumhurbaşkanımızdan bir ödül aldım. Bir o kaldı yok elimde. Ha, tamam. Öyle demiyor. Bir daha oku cümleyi. Power Türk'teki cümleyi mi? Evet. Hemen söylüyorum. Bugüne kadar aldığım ödülleri kaybettim. Bugüne kadar aldığım ödülleri kaybettim. Ama bunu hayatım boyunca saklayacağım. Yani daha önceki cümlenin aynısı. Yani gelen basın bülteni de öyle diyor. Mazhar Alanson'u çok sevdiğim için mi acaba bu kadar hoşuyorum bilmiyorum ama. Belki Cumhurbaşkanlığı ödülünü kaybetti. Aralık'ta almıştı. Hiç bu aklınıza gelmiyor. Ben de yarınki yazımı yazdım. Aldığı her ödülü kaybeden solist. Bak, senin de aklına gelmiş. Belki Cumhurbaşkanlığı ödülü de kayboldu. Kaybetmeyeceğim dedi de adam. Garanti ama mi verdi? Kaybetmenin temelinde ne var? Taşınman oldu, şu oldu, bu oldu diyor. Çok ya, 3 ayda ev mi değiştirdi? Cumhurbaşkanlığı ödülünden sonra da biliyorsun Twitter'da bir kampanya başlatıldı. Vay, kimseye yaranamadı yani. Evet. Bir kısım eski ödüllerini onun kaybetti. Onun için ödülü bir kısım yok sayıyor acaba? Belki orada da evet, ödüle bir şeyler oldu.